Haberi Merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa'da freni boşalınca sürücüsünün kontrolünden çıkan bulgur yüklü kamyon, önünde ilerleyen bir kamyon iki otomobille bir hafif ticari araca çarptıktan sonra devrildi. Kazada biri ağır, dört kişi yaralandı. Gel gel burada uzan gel. Kaza Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine bağlı Akabe mahallesindeki İpek Yol Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre freni patlayan 73SD628 plakalı bulgur yüklü kamyon, önünde ilerleyen bir kamyona ardından iki otomobille bir hafif ticari araca çarptıktan sonra sürüklenip devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler araçlarda sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak 112 acil servis ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 67 yaşındaki Hasan Y., Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 25 yaşındaki Sabri Y., Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 35 yaşındaki Mehmet K. ile 50 yaşındaki Mehmet B. ise Balıklı Göl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yol yapımının devam ettiği bölgede birkaç ay önce de meydana gelen kazada kamyon yolun karşı şeridine geçerek trafikte seyir halindeki araçları biçmiş ve kazada bir kişi yaşamını yitirmişti. Ben yakınlardaydım, sesi duydum. Koşarak geldiğimde devrilen yeşil arabanın içinde şoförü sıçmıştı. Şoförü sağ olsun vatandaşlar yardım eder. Çoğu da canlı yayın çekmeye kalktı. Ben girdim araya, sıkıştırıyla çıkardım. İki tane arkadaşın yardımıyla. En son gördüğümde kafası kırıktı. Bir de sol elinde çok yırtıklar vardı. Onların hepsine geçmiş olsun bir de gelin yetiyorum. Allah acı şifalar versin. Allah hepsine yardım etsin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve Özel Harekat Daire Başkanlığı yeni binası açılış töreninde konuştu. Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyona dair net ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok yakında anlayacakları dilden mesajlar vereceğiz dedi. Darbecilerin başına bir yumruk gibi inen milletimiz ve polislerimizle birlikte daha sonraki günlerde de bu hainleri bünyemizden tümüyle temizlemek için gece gündüz çalıştık. Şu anda cezaevlerinde 20.226'sı hükümlü, 10.333'ü tutuklu olmak üzere 30.559 FETÖ'cü bulunuyor. Tutuklu ve hükümlülerden 4.446'sı da maalesef emniyet teşkilatımızın içinden çıkan hainlerdir. FETÖ'nün en başından beri en çok örgütlendiği, en çok önem verdiği yerlerin emniyet, ordu, yargı ve milli eğitim olduğunu görüyoruz. Bugüne kadar emniyet teşkilatımız içinden ihraç edilenlerin sayısı 31 bini aşmıştır. Ordu içinden ihraç edilenlerin sayısı 15 binin, yargı içinden ihraç edilenlerin sayısı da 4 binin üzerindedir. Diğer kurumlarımızda da hukuk devleti ilkesinden asla sapmadan benzer temizlikler yapıldı, yapılıyor. Açık konuşmak gerekirse, FETÖ ihanet çetesi mensuplarını kurumlarımızdan hala tam olarak temizleyemediğimizi düşünüyorum. Sınırlarımıza, ekonomimize yapılan saldırıların amacı istiklalimizi ve istikbalimizi üzerine bina ettiğimiz işte bu temelleri sarsmak,
ve mümkünse yıkmaktır. Milletimizi birbirine düşürmek isteyenler çıkarmadık fitne, çevirmedik oyun, bırakmadılar. İşi darbe girişimine kadar vardırmalarına rağmen Allah'a hamdolsun sonuç alamadılar. Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoruyla bizi dize getireceklerini sananlara attığımız adımlarla bunun mümkün olmadığını gösterdik. Buna rağmen hala aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz. Bunu da söyleyeyim. Tabii bu arada ülkemizi farklı cephelerden de sıkıştırmanın gayreti içinde olduklarını biliyoruz. Türkiye'yi başka ülkelerle karıştıranlar bu ülkenin ve milletin farklı olduğunu öyle veya böyle anlayacaklar. Şehadeti göze alan bir milleti durdurabilecek hiçbir güç yoktur. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde cinnet getiren bir kişi tartıştığı eşini silahla vurarak öldürdü. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan çift akşam saatlerinde tartıştı. Cinnet getiren M'ye elindeki silahla karısı Özge Y'yi kurşun yağmuruna tuttu. Özge Y olay yerinde yaşamını yitirirken M'ye polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Silah sesi geldi. Saat akşam 10:30 falan. Biz dışarı çıktık. Dedi ne olmuş hayırdır? Dedi adam hanım öldürmüş. Millet toplandı. Şu bu işte böyle oldu. Savcılık incelemesinin ardından Özge Y'nin cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası dağdan kopan kayalar yola düştü. Önceki haftada yağış sonrası aynı bölgenin yakınında yine kayalar yola düşmüştü. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aniden bastıran dolu nedeniyle dağdan kopan kayalar yola düştü. Sel sularıyla taşan yolu kapatan kayalar iş makinesi yardımıyla kaldırılırken yoldan geçen sürücüler ilerlemekte zorlandı. Önceki haftada aynı bölgenin yakınlarında dağdan koparak düşen kaya parçaları yolun trafiğe kapanmasına neden olmuş ve bir iş yerine zarar vermişti. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde vatandaşlar araçlarını aniden bastıran doludan korumak için üzerlerini battaniyelerle örtüp kaldırımlara çekti. Aniden bastıran dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli dolu nedeniyle caddeler göle dönerken sürücülerse araçlarını doludan korumak için üzerini kilim ve battaniyelerle örtüp kaldırımlara park etmek zorunda kaldı. Kısa süren yağış sonrası ilçedeki altyapı yetersizliği bir kez daha gözler önüne serildi. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla iş yerlerinin önünde biriken suyu tahliye etmeye çalışırken her yağmur yağdığında ilçede manzaranın aynı olduğunu ve Birecik Belediyesi'nin bu yöndeki çalışmalarının yetersiz olduğunu belirtti. Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış kimi yerlerde sele neden oldu. Sel suları tarım arazilerine zarar verdi. Şanlıurfa'da akşam saatlerine doğru aniden dolu yağışı bastırdı. Hilvan, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Suruç ve Birecik ilçeleriyle il merkezinde etkili olan dolu ve sağanak beraberinde sel sularını getirdi. Hilvan ve Bozova'da sel suları yolları kapatırken fıstık ağaçlarıyla tarım arazilerine zarar verdi. Sürücüler dolu yağışı nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlandı. Çiftçiler ise yağış nedeniyle büyük zarara uğradıklarını söyledi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde taşan dereler Suriye'nin Rasulayn kentindeki obruklara aktı. Obruklara akan sular yeraltı sularına karışmaya başladı.
Son 26 yılın en yoğun yağışını alan Ceylanpınar ilçesinde taşan dereler Suriye'nin Rasulayn ilçesine aktı. Yağan yağışlar Rasulayn kentinde dev obruklar oluşturdu. Dere suları obruklara akarak yeraltı suyuna karışmaya devam ediyor. Şanlıurfa'da koyun sürüsünün arasına dalan bir araç 18 yaşındaki çobanın ölümüne neden oldu. Yaklaşık 20 koyunun da telef olduğu kaza sonrası sürücü kayıplara karıştı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Çoğan Kırsal Mahallesi yakınlarında 18 yaşındaki Devran Çoban isimli çoban otlatmaya götürdüğü koyunları eve dönüşte mahallenin yakınlarından geçen Birecik-Gaziantep otobanı bağlantı yolundan geçirmeye çalıştı. Seyir halindeki bir araç çobanla koyunları fark edemeyince sürünün arasına daldı. Çoban ve koyun sürüsüne çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. İddiaya göre akşam karanlığında yerde yatan çoban ve koyunları fark edemeyen birkaç araç daha çobanla koyunları ezdi. Sürücülerden birinin fark ederek durması üzerine sağlık ekipleriyle jandarmaya haber verildi. Kazanın yaşandığı bölgeye giden sağlık ekipleri çobanın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri yolda önlem alırken kazayı duyup gelen çobanın yakınları sinir krizleri geçirdi. Olay yerindeki incelemenin ardından çobanın cenazesi Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri çobana çarpıp ölümüne sebebiyet veren sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli düzenlenen programda 31 Mart yerel seçimlerinde görev alan sandık görevlileri ve müşahitlerle bir araya geldi. AK Parti Karaköprü İlçe Başkanlığı tarafından 31 Mart seçimlerinde görev alan sandık görevlileri ve müşahitleri bir araya getiren bir program düzenlendi. Programda konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, seçimlerin gizli kahramanlarının sandık görevlileri ve müşahitler olduğunu söyledi. Karaköprü ailesi olarak, Karaköprü Belediyesi olarak, Karaköprü Teşkilatı olarak inşallah her seçim sonrası bir araya gelecek ve böylelikle seçim bittikten sonra da biz bu birlikteliği, bu aileyi devam ettireceğiz demiştik. Söz verdik, şükürler olsun. Bugün sözümüzde durduk, bir araya geldik ve sizlere yaptığınız güzel çalışmadan dolayı, emek verdiğinizden dolayı, sandığın, seçimin gizli kahramanları olmanızdan dolayı ayrıca hepinize teşkilat adına yürekle teşekkür eder, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül kendisinin de gençken sandık başkanlığı görevinde bulunduğunu, sandık başındaki görevin çok önemli olduğunu söyledi. Akşam olunca o sandıkların açılışı, her bir zarf açıldığında içimizden dua ediyoruz. İnşallah bu bizimki olur diye. Zor bir şey. Sonuçta o sandıktan bizim oylarımız çok fazla çıktığı zaman mutlu ve mesut bir şekilde imzamızı atıp evimize dönüyoruz. Bu duygular çok önemli. Aynı duyguyu birlikte yaşamak, aynı duyguyu İçimizde taşımak çok önemli. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de programda bir konuşma yaptı. Dualarla kazandık. Gayretle kazandık. Samimiyetle kazandık. Tevazuyla kazandık. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız çalışmalardan dolayı teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Allah'a şükürler olsun. Teşkilatlarımızın azim ve gayreti sayesinde aziz milletimizin feraseti davranışı, liderimizin dik ve kararlı duruşu sayesinde karşımızda oluşan tüm şer gruplarını, aziz vatandaşlarımız, hemşerilerimiz 31 Mart günü bir daha geri dönmemek üzere sandığa gömdüler. Şanlıurfa'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sabah saatlerinden itibaren başlayan kutlamalarda Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu tarafından şehitlik anıtına çelenk konuldu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ise Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okundu. Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Şanlıurfa'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sabah saat 10'da başlayan kutlamalarda İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu yeni asri mezarlıkta bulunan şehitlik anıtına çelenk koyarak şehit polis ve askerlerin mezarına karanfil bıraktı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan programda İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu şehitlik anıtına çelenk koyduktan sonra şeref defterine yazdığı satırları programa katılanlarla paylaştı. Ne mutlu size ki bu makama ulaştınız. Yüreğinde şehadet arzusu olan ve her adımda vatan için mücadele eden bizlere ilham kaynağı oldunuz. Şehit kanlarıyla sulanmış bu coğrafyanın bin yıllık sakinleri olarak bizler de her alanda milli duruşu görev addediyor ve emanetinize sahip çıkmayı vazife biliyoruz. Ruhunuz şad olsun. Konuşmanın ardından Şanlıurfalı şehit polis ve askerlerin mezarına karanfiller bırakıldı. Programa sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, büyükşehir ve ilçe belediye yetkilileri, kurum yetkilileriyle emniyet mensupları katıldı. Şehitlikteki programın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'nde tebrikler kabul edildi. Ayağınıza sağlık. Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Ulu Cami'de düzenlenen Mevlid programı Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Daha sonra ilahilerle devam eden program Mevlid okunmasıyla son buldu. Mevlid sonunda vatandaşlara gül suyuyla lokum ikram edildi. Programa ilçe müftüsü Mahmut Yıldızbaş, Siverek İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, vatandaşlarla ilçede görev yapan emniyet mensupları katıldı. Şanlıurfa'da otomobil elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi ağır yaralandı. Suruç ilçesinde ise devrilen kamyondaki arpalar etrafa saçılırken sürücü de yaralandı. Kaza Şanlıurfa Mardin Karayolu'nun 13. kilometresinde Kırsal Kepirli Mahallesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre Osman A yönetimindeki 06DZ 3650 plakalı otomobille sürücüsünün ismi öğrenilemeyen elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisikletin üzerindeki iki kişi yola savruldu. Elektrikli bisiklet ise yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra refüje çıktı. Kazada bisiklette bulunan iki kişi ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza Şanlıurfa Suruç Karayolu üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63DU 346 plakalı kamyon iddiaya göre seyir halindeyken şarampole devrildi. Devrilmenin etkisiyle kamyondaki arpa etrafa saçılırken sürücü de yaralandı. Geçmiş olsun. Devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırılırken yola saçılan arpanın bir kısmının ise başka bir kamyona uzun uğraşlar sonucu yüklendiği öğrenildi. Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Yönetim Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti. Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Şanlıurfa'da düzenlenecek olan Genç STK'lar istişare toplantısı için Şanlıurfa'ya gelen Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi ve Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Gerçekleştirilecek olan Gençlik STK toplantısı öncesi Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Bilal Erdoğan, göreve yeni seçilen Başkan Beyazgül'e hayırlı olsun temennisinde bulundu. Şanlıurfa'da 11 ayrı suçtan aranan ve hakkında 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli arkadaşının evinde yakalandı.
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışma kapsamında hakkında hırsızlık, tehdit ve yaralama gibi 11 ayrı suçtan yakalama kararıyla 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet D.'nin kentte olduğu belirlendi. Şüphelinin bir arkadaşının evinde gizlendiğini belirleyen polis adrese operasyon düzenledi. Ahmet D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 31 Mart yerel seçimlerinde Eyyubiye Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kuş'a tebrik ziyaretleri sürüyor. Mahalli idareler seçiminde başarı yakalayarak belediye başkanı seçilen Mehmet Kuş'a tebrik ziyaretleri sürüyor. Bir yandan belediye iş ve işlevleriyle ilgilenen ve son olarak başkan yardımcıları ataması yaparak göreve hızlı başlayan Başkan Mehmet Kuş, diğer yandan tebrikleri de kabul etmeye devam ediyor. Başkan Kuş'a son olarak AK Parti MKYK üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri, Eyyubiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, Muhtarlar Derneği, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar ziyarette bulundu. AK Parti MKYK üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Başkan Kuş'a yeni görevinde başarılar dileyip fikir alışverişinde bulunurken, Eyyubiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir ise Başkan Kuş'a kitap hediye etti. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği Başkan Kuş, Eyyubiye için kolları sıvadıklarını ve Eyyubiye'nin hak ettiği yere ulaşabilmesi adına ekibiyle birlikte birlik ve beraberlik içinde hareket ederek hizmet edeceklerini belirtti. Düzce'de önceki gece meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri memleketleri Mardin'de düzenlenen törenler sonrasında toprağa verildi. Düzce'de önceki gün Bedirhan Atız'ın kullandığı minibüs yol kenarında duran tıra çarpmış. Kazada Sedat Atız, İsmail Atız, Abbas Atız, Hasan Erol, Mehmet Karadağlı ve Amzo Atız hayatını kaybetmişti. Düzce'de yapılan işlemlerin ardından cenazeler Kızıltepe'ye gönderildi. Allahu Ekber. Sedat Atız, İsmail Atız, Abbas Atız, Hasan Erol ve Amzu Atız'ın naaşları cenaze namazı için Kızıltepe, Hububat ve Ticaret Merkezi Şeyh Şerif Kahraman Camii'ne getirildi. Tabutları gören kadınların Kürtçe ağıtları yürekleri dağladı. Fenalık geçiren kadınlara sağlık ekipleri müdahale etti. Caminin içinde okunan duaların ardından Mardin Müftüsü İsmail Çiçek ve Kızıltepe İlçe Müftüsü Masum Taşçı cenaze namazını kıldırdı. Mehmet Karadağlı'nın cenazesi ise Deri'ye bağlı Damlacık Köyü'nde defnedildi. Gaziantep'i Adıyaman'da aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu yağışı günlük hayatı olumsuz yönde etkiledi. Gaziantep'te 16 yaşındaki bir çoban yıldırım isabet etmesi sonrası hayatını kaybetti. Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Sekili mahallesi Cevher Dağı'nda hayvanlarını otlatan 16 yaşındaki Tevfik Fikra Erkli, yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Bölgedeki şiddetli yağışın neden olduğu su baskınları ve sel nedeniyle yaralıya ulaşamayan sağlık ekipleri, AFAD ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda ulaşılan çoban, ambulansla Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erikli tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erikli'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazenin işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Muş'a gönderileceği belirtildi. Erikli'nin ağabeyi İdris, amcası Ayetullah'la birlikte Muş'taki ağır kış koşulları nedeniyle kendilerine ait hayvanları Gaziantep'in Nizip ilçesine getirdikleri ve ay sonunda ise memleketi Muş'a dönme planı yaptıkları öğrenildi. Gaziantep'in Araban ilçe kırsalında yağan şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle tarım arazileri ve hayvan çiftliklerini su bastı.
su baskını ve sel nedeniyle onlarca dönüm biber, buğday, soğan ve sarımsak ekili tarım arazisiyle hayvan çiftliğinin hasar gördüğü belirtildi. Çiftçilerden Hasan Azra, 6 dönüm biber, 10 dönüm buğday ekili alanın hasar gördüğünü anlatarak yetkililerden yardım istedi. Mağdur oldum, yetkililerden yardım istiyorum. İlçedeki tarım arazisi ve çiftliklerle ilgili hasar tespit çalışmalarının başladığı bildirildi. Adıyaman'da akşam saatlerinde başlayan dolu ve ardından sağanak yağış kentte hayatı durma noktasına getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptığı Adıyaman'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Adıyaman kent merkezinde aniden bastıran dolu yağışın ardından şiddetli yağmur nedeniyle sürücüler mağdur oldu. Adıyaman, Eğriçayı Köprüsü, 82. Yıl Koşu Parkı ve Toki Yolu bölgelerinde tıkanan mazgallar nedeniyle göletler oluştu. Eğriçayı Köprüsü başta olmak üzere diğer yerlerde araçlar mahsur kaldı. Araçlarıyla su içerisinde mahsur kalan sürücüler duruma tepki gösterdi. Göle dönen caddelerdeki suyun iş yerlerine girmemesi için esnaflar kendi imkanlarını kullandı. Mahsur kalan araç sürücülerinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekipleri araçları sudan çıkartırken belediyenin diğer ekipleri mazgalları temizledi. Adıyaman Gölbaşı Karayolu Eğriçayı Köprüsü'ndeki gölet nedeniyle bir süre kapandı. Meteorolojik verilere göre metrekareye bir saatte 23 kilogram yağış düşerken belediye ekipleri su baskınlarının olduğu ev ve iş yerlerine müdahale etti. Tamam. Adana'da Turfan'da soğan hasadına başlandı. Geçtiğimiz aylarda gündemi oldukça meşgul eden soğan fiyatlarının hasadın başlamasıyla yarı yarıya düşmesi bekleniyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akındoğan, Adana'da ilk soğan hasadına bugün başlanıldığını belirterek soğanın tarla fiyatının 5-6 lira arasında olduğunu belirtti. Soğan fiyatları 2 yıldır aldı başını giriyor. Geçen 2018 yılında soğan hasadı çıktığında fiyatlar yüksek değildi. Ancak aşırı sıcaklardan ve iklim şartları nedeniyle çiğ yağmasından dolayı soğanda %50 verim düşüklüğü yaşandı. Akabinde Hatay Reyhan'daki soğanda da verim düşüklüğü yaşanınca soğan fiyatları birdenbire tavan yaptı. Diğer illerimizdeki soğanlarda da hastalık olunca geçen yıl depolara soğan az girmesinden dolayı ve soğanların çürümesinden dolayı soğan fiyatları bugüne kadar aldı başını gitti. Ve Cumhurbaşkanımız da tabii ki soğan ihtiyacı olduğundan dolayı yurt dışından ithalata izin verdi. Ve kuru soğanda %0 gümrük belgesiyle Şubat ayı sonuna kadar ve daha sonra Mart ayı sonuna kadar ve şu anki son kararla da Nisan ayı sonuna kadar ithalat kararı alındı. Ama soğan şu anda gördüğümüz gibi hasatı başlanıldı ve önümüzdeki günlerde soğan fiyatları aşağı düşecektir. Ve şu an gördüğümüz hasatı yapılan soğanın kilosu toptan buradan 5 lira ile 6 lira arasında değişmekte. Tabii ki hasat ileriki günlerde daha fazla yapıldığı takdirde bu fiyatlar hemen hemen yarı fiyatlarına falan düşecektir. Yani şu an ülkemizde halen kuru soğan az ve Polatlı'daki depolarda soğan bitti. Bitme aşamasında birkaç günlük soğan kaldı ve yurt dışından gelen, Mısır'dan gelen soğanların şekli şemali bozuk. Genelde İran'dan gelen soğanlar da yeşil soğana benzediği için Özbekistan'dan, Azerbaycan üzerinden gelen soğanlar da 2 haftada 18 günde ülkemize geldiği için termokinklerin içerisinde soğanlar nemli olduğu için yeşermekte. Türkiye Basketbol 2. Ligi Playoff 2. maçında Aydın deplasmanında Nazilli Belediyespor'u 78-59 mağlup eden Haliliye Belediyespor, playoff'ta çeyrek finale yükseldi. Türkiye Basketbol 2. Ligi Playoff ilk maçında rakibi Nazilli Belediyespor'u evinde 83-59 mağlup ederek deplasmana avantajlı giden Haliliye Belediyespor, 78-59'luk galibiyetle seriyi 2-0'a getirdi ve çeyrek finale yükseldi. Kente dönen Haliliye Belediyespor 5 maç üzerinden oynanacak ve seriyi 3'e getiren tarafından yarı finale yükseleceği son 8 için verdiği aranın ardından çalışmalara başladı. 16-18 Nisan 2019 tarihlerinde Muğla temsilcisi Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'la 2 maç yapacak olan Haliliye ekibi 21 Nisan 2019'da serinin 3. maçını Şanlıurfa'da oynayacak.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne yükselecek takımların belirlediği playoff mücadelelerinde galibiyet parolasıyla maçlara hazırlanan Haliliye Belediyespor, çeyrek finali 3-0'lık seriyle geçmeyi hedefliyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat da çeyrek finale yükselen Haliliye Belediyespor'un antrenör ve oyuncularını tebrik ederek yarı final için sporculardan söz aldı. Dirseğe bak, dirsek. Bravo oğlum. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizi noktalayalım. Sevgili izleyenler, yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.